Şimdi 99 depremlerinde yani ben Marmara Denizi'nde bütün araştırmaları yapan ekibin Türk tarafının başkanı olarak görev yaptım. Yani orada denizde bütün araştırmaları biz yaptık. Yani bu araştırmalar da böyle devlet desteğiyle olmadı. Biz bilim dünyasının desteğiyle, Avrupa Birliği fonlarıyla biz bu projeleri yaptık. Teknik Üniversitede bir avuç insan olarak bunu yaptık. Dolayısıyla 99 depremlerinden sonra işte alarmı verdik. Marmara'ya gelebilecek tehlikeyi anlattık. Nasıl olacağını, nelerin beklenebileceği yazıldı, çizildi, konuşuldu. Alarm da verdik. Yerel yönetimleri, halkı, merkez yönetimini de uyardık. Yani velhasıl uzun uzun anlatmayalım. Çok şey yapıldı. Ama bu yapılanlar ne kadar yeterli mi? İstanbul depremi hazırlandı mı dersen hayır. Yani bizim yaptığımız, bugüne kadar yaptığımız yapılmayanların yanında çok az. Şimdi Parsons diye bir Amerikalı bilim insanı, bizden Türkler de var, bir grup yaptığı çalışmada 99 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla Marmara'da 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının %64 olduğunu buldular, yazdılar. Bütün dünyada büyük ölçüde bunu kabul etti. 2004 yılında da yayınladılar bunu ciddi bir şekilde. Dolayısıyla yani 30 yıl dediğin zaman işte sonu 2029 gelir. Bu artı eksi 13 sene var bunda. Yani 13 sene ileri gelir, 13 sene geri gider. Bu şekilde biz de yani 24 seneyi nihayet geçirdik. Depremin yani olma periyodunun sonlarına doğru geliyoruz. Her yıl da Anadolu batıya doğru yılda 2,5 santim ilerliyor her sene. 24 yılda da en az 50 santim daha stres birikti demektir. Bir de bu olan depremler öyle veya böyle belli oranda stres yükleyebilir, yüklemiştir bunu. O halde yani biz sona yaklaşıyoruz demektir yani basitçe söyleyeceğimiz, anlayacağımız bu olmalıdır. Yani olası bir depremde İstanbul kendi kendine yetemez. Çünkü yani hastanelerin ne kadar çalışacağı, itfaiyenin ne kadar çalışacağı meçhul yani. Bir de bu gece kondu mantığıyla gelişmiş planlısız plansız bir kent. Dolayısıyla yani depremde olabilecek yıkım nedeniyle burada ulaşım da olmayabilir veya çok sıkıntılı olabilir. İstanbul'da büyük bir kaos söz konusu olabilir. İnsanların belli bir kısmı göçük altında kalabilir. Onlara ulaşılamayabilir. Can kurtaranlar çalışamayabilir. Bu İstanbul'da bak büyük bir diyelim bir kar yağışı, bir yağmur olduğu zaman bile biz İstanbul'un ne kadar kaosa sürüklendiğini görüyoruz. Öyle bir depremde böyle dar yollarda 3-5 binanın bile yıkılması sonucu nasıl bir şehir içinde ulaşım sağlarsanız Allah bilir. Dolayısıyla yani çok büyük bir ihtimalle aynen Güneydoğu örneğine bakarsan Güneydoğu'da nasıl hayat durduysa İstanbul oradan daha kötü durumda. Çünkü hem bina yoğunluğu hem nüfus yoğunluğu daha fazla hem de gece kondu mantığıyla gelişmiş. Gelişme diyoruz, bence gelişmiş değil, kaosa sürüklenmiş. Trafiğiyle bugünkü durumu düşün. Şimdi öyle bir depremin olması anında İstanbul kendi kendini besleyemez, kendi kendine yardım edemez. Özetle kendi göbeğini kendi kesemez. Muhakkak dışarıdan, Marmara bölgesinin dışından destek ve yardım gelmeli. Eğer İstanbul depremde yardım umut ediyorsa, bunu bu depreme uzak büyük kentlerde yığışım yaparak,
veya onlarla anlaşma yaparak, planlayarak bu işi yapması lazım. Destek ve kurtarıcı ekibin dışarıdan gelmesi lazım. Ya da uluslararası ekibin, yardımın gelmesi lazım. Bizde doğru düz havaalanı bile yok. Yani belki ilk depremde o şu andaki yapılan İstanbul Havaalanı devre dışı kalacaktır. Niye? Çünkü zemini nedeniyle. Nasıl Hatay'da havaalanı kalmadı, burada da aynı şey olacaktır. Atatürk Havaalanı'nı da yıktığımıza göre belli ölçüde, yani biz elimizden gelen yanlışlıkları maalesef biraz yapmış durumdayız. Seçimleri geliyor. Yerel seçimler. Ben yine bir kampanya yapacağım. Yerel seçimlerde bu, yani depreme hazırlığı gündeme getirelim diye. Ben eminim ki yine olmayacak bir şey yani. Yani keşke olsa. Bu Deprem Bakanlığı veya Afet Bakanlığı çalıştırılırsa ve bu bakanlık devlet projesi şeklinde bu bakanlıkta işler yürütülürse, yani siyasi şovlardan uzak, gelen iktidara göre işi yapıp yapmayacak gibi değil, hangi iktidara gelirse gelsin o projeleri yürütecek bir mantıkla yapılsa, biz 20 senede bu ülkeyi çok rahatlıkla depreme hazırlarız. Yani 99 depremleri de aslında geleceği belli olan depremdi. 97 senesinde, hatta 67 Adapazarı depreminden sonra o bölgede deprem olabileceği söylenmişti, uyarılmıştı. Buna rağmen bir şey yapılmadı ve sonuç 18-20 bin insanımız, canımız yandı. O zamandan bu zamana isterdik ki milletimizde bir deprem kültürü gelişsin. Artık bu deprem konusunda millet tavizsiz bu işi uygulasın. Kendini yönetenlerden deprem güvenliğini, deprem dirençli kentleri, yani vazgeçilmez bir şekilde arzu etsin. Yoksa geleceğimiz yok. Onun için bana şunu sormasınlar. Benim burada deprem olacak mı? Hocam bizim burada olacak mı? Bizim burada sağlam. Senin orada diyelim ki olmayacak, sen ölmeyeceksin. Ben öleceğim, komşun ölecek. Orada başka insanlarımız ölecek. Millet olarak sorunlara sahip çıkalım. Bu şuuru artık edinelim. Bu kültürü artık edinelim.